İyi akşamlar. Ekodinamiğe hoş geldiniz. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Dünya, Türkiye ve Bursa ekonomisindeki gelişmeleri yine masaya yatıracağız ama bu kez mali müşavirlerin gözüyle maliye dünyasındaki gelişmelerin odağında değerlendireceğiz. Program konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Doğan Yılmaz, Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı, taze başkanı efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, çok taze bir görev almışlığınız var. Netice itibariyle bir seçim sürecinin ardından yönetim kurulu başkanı olarak göreve geldiniz ve sizi ağırlıyoruz. Özellikle tabii ki mesleki sorunlar, beklentiler, özellikle proje ve hedefleriniz yeni yönetim olarak, bunlar önemli konular. Bunları değerlendireceğiz ama programın geleneği olduğu üzere ekonomik değerlendirmeyle isterseniz başlayalım. Tabii ki. Çünkü dünya ekonomisi de, Türkiye ekonomisi de hayli hareketli ve özellikle sizin meslek grubunuzda bundan en fazla ve en doğrudan etkilenen grupların başında gelmekte şüphesiz ki. Özellikle de asıl misyon tarafına baktığımızda gelenekselin dışına çıkma ihtiyacı da bence çok net. Çünkü artık çok daha fazla siz ekonomik aktörlere yön vermek zorunda olan meslek grubu insanlarısınız. Onu ben merak ediyorum. Biraz detaylandıracağız ama dünyaya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda ilk yarı yıl bitmek üzere nasıl manzaralar görüyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var dünyaya baktığımızda. Amerika'nın başkanın değişmesinden sonra dünya ekonomisine doğrudan müdahaleleri var. O bir durgunluk yaratıyor. Hatta Amerikan FED faiz arttırımları beklerken tam tersine şimdi faiz düşüşünü konuşmaya başladı. Avrupa'nın büyümeyeceği artık belli oldu ya da çok az büyüyeceği. Bu da Türkiye ekonomisini direkt etkiliyor. Çünkü ihracatımızın %50'sinden fazlasını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Dolayısıyla ekonomik sıkıntının yanı sıra bir de dünyanın da buna Türkiye ekonomisine bu anlamda olumsuz katkısı var. Umarım bu yılı en azından negatif büyümeyle kapatmayız diyelim. O riski de görüyorsunuz. Kesinlikle. Netice itibariyle evet. Baktığımızda çok farklı tahminler yapılmakta. Çünkü sıfır civarı büyüme beklentisi öne çıkmış gibi görünüyor ama ekonomik programdaki beklenti bunun epey ötesinde. Netice itibariyle baktığımızda Türkiye dış gelişmelerden fazlasıyla etkilendi. Özellikle geçen sene Ağustos'ta yaşadığımız piyasa türbülansının etkisiyle döviz kurlarına çok hassas bir ülkeyiz. Evet. Bunu enflasyonda gördük, faiz oranlarına yansımasında gördük. Netice itibariyle siz Avrupa Birliği'ne dikkat çektiniz. Özellikle, evet. Dış ticarette risk ihtimali var. İç piyasa tarafında ise herhalde darlaşmanın etkilerini müşterilerinizden de kesinlikle görüyorsunuz. Kesinlikle görüyoruz. Bu atmosferi nasıl değerlendireceksiniz? Bu yavaşlama trendi bir yerde artık sona eriyor ve dipten çıkış başlıyor mu size göre, yoksa biraz daha orada mıyız? Valla isterdim ki iyimser olayım ama maalesef bizim gördüğümüz müşterilerimizle, bizler de tüketiciyiz sonuçta, ekonominin aktörleriyiz. Ayrıca bizim mesleğimiz gereği de farklı bir gözle bakıyoruz. Bu durgunluğun bir süre daha devam edeceğini ama belli kararları radikal olarak almak zorundayız. Ama seçim süreçleri bu kararları mecburen ertelettiriyor. Burada özellikle bahsetmemiz gereken konu şu: yapılan tüm tedbirler ekonomiyi hareketlendirmek için yapılması gereken şeyler. Ama bunun yanında bizim de ufak önerilerimiz olacak. Özellikle Türkiye ekonomisini hareketlendirebilmek için dar gelirli kesime, işçi, memur, esnaf, bu kesime direkt yardımlar yapılmalı ve bu kesimi hareketlendirmek lazım. Yoksa yukarıdan büyük kredilerle, büyük teşviklerle ekonominin hareketleneceğini düşünmüyoruz. Yani parayı doğrudan yatırım alanlarına değil de önce tüketiciye aktarmak gerektiğini söylüyorsunuz. Yani parayı harcayacak olana vermek gerekiyor. Parayı alıp kenara koyacak olan, yani parayı alıp kredi ödeyecek olan, parayı alıp bankaya direkt geri verecek olan kesime değil, parayı alıp harcamak zorunda olan, ihtiyacı olan işsiz, işçi, esnaf, dar gelirli kesime direkt verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Burada baktığımızda paranın bir maliyeti var. Netice itibariyle destekleme sistemleri de genelde üretim üzerinden, ticaret evet. üzerinden yapılıyor. Tüketiciye ulaşacak olan belki de en büyük destek aslında uygun faiz koşulları. Kredi kartlarında örneğin BDDK taksitleri biraz uzattı, bir destek çıktı orada. Baktığımızda asgari ödeme tutarları düşürüldü, bir ayar yapıldı ama vatandaşın tüketim için kullanacağı paranın maliyetinde henüz ciddi bir düşüş görmedik. Evet. Bu konuda neler yapılmalı sizce? Ya oradaki şey değişen bir durum bence olmadı. Sadece ödeyeceği paranın vadesi değişti.
kişinin geliri artmadığı için harcama yapacağını zannetmiyorum. Çünkü ihtiyacı var. İşte çocuğuna ayakkabı alacak, okula gidiyor, yaz tatili var. Yani direkt harcayabileceği bir elinde kaynak olmalı. Kredi kartı düzenlemesi bu pozitif bir şey ama çok uzun süreçli olmayacaktır. Ne öneriyorsunuz diyorsunuz? Ben özellikle işsizlere verilen işsizlik ödeneğinin mutlaka artırılmasını ama bunu evde yatarak değil, yatan kişiye değil, bunu bir sosyal proje kapsamında değerlendirebilecek işsizlerin ya da eğitimlere katılan işsizler ama mutlaka işçiye, memura, esnafa, köylüye bilerek söylüyorum bunu. Küçük de olsa direkt yardımlar verilmediği takdirde ekonominin hareketleneceğini düşünmüyorum. Yani burada temel unsur bir an önce tüketiciye belli bir yolla muhakkak ki bir paranın sunulması ve tüketimin arttırılarak da bir yerde yatırımların önünün dolaylı açılması. Doğal olarak o harcamaya gidecek. O harcayan kişi işte ayakkabı alacak, perde alacak, halı alacak, çocuğuna kitap alacak. Dolayısıyla o üretimi tetikleyecek kendiliğinden. Tabii burada baktığımızda reenflasyonist bir ortamda söz konusu. Netice itibariyle bir düşüş trendi ufak ufak başladı. Beklentiler daha da olumlu baz etkisiyle yaz aylarından itibaren bunu görmemiz mümkün belki de ama mevcut ortamda siz daha net takdir edersiniz. Özellikle firmalarda gördüğünüz karlılığı en çok eriten faktörlerin başında gelmekte netice itibariyle. Tabii diğer tarafta faiz yükü arttı. Döviz kredisiyle kullandıysa onların yükleri. Son ISO 500 araştırmasında eriyen karları çok net gördük bu faktörlerle. Dolayısıyla buraya da neşter gerekiyor herhalde. Yani Bursa ekonomisi üretime dayalı bir ekonomi. Ama finansın yarattığı maliyet, finansın yarattığı kur farkı bilançoların tamamını bozdu. Bunları biz görüyoruz. Belki tamamen yurt dışında çalışan firmalarda belki pozitif bir etkisi olabilir ama kur farkı, kurun işte 3-4 liralardan 6-7 liralara gelmesi bütün bilançoları bozdu ve öz sermayeleri eritti. Ne kadar kredi, kamu bu konuda çok faydalı işler yaptı ama bu bir türlü bilançoları düzeltmiyor. Tekrar söylüyorum, üretimi hareketlendirmek için tüketimi hareketlendirmemiz gerekiyor. Çok net bir mesaj oldu açıkçası. Evet. Bu önemli bir vurgu. Beklentiler de tabii ki özellikle dar gelirler açısından herhalde önemli bir imkan oluşturacaktır bu tür bir düzenleme. Tabii burada baktığımızda Bursa ekonomisine dair vurgunuz öne çıkıyor. De Bursa ekonomisini isterseniz çok kısa değerlendirelim. Biraz sektörlere de ayrıştırarak. Çünkü ihracatın kalesi sayılan şehirlerden biri. Bunu gayet net bilmektesiniz. Ancak rekabet koşullarının zorlaştığı bir dönemdeyiz. Kur değişimi avantaj gibi görünüyor baktığımızda. Ancak maliyetleri de artıyor ihracatçıların. Peki bilançolar tarafında da bu açıdan da bakıldığında örneğin rekabet güçleri ne durumda ve biz o yüksek katma değeri hangi sektörlerle daha çok yakalayabiliriz? Yüksek katma değeri yakalayabileceğin bir numaralı sektör turizm sektörü. Çünkü turizm sektörünün harcamalarının yani maliyetlerinin hemen hemen tamamı kendi şehrimizden karşılanıyor. Gıda, yiyecek, tekstil ürünleri, mobilya bu şehrin ürettiği ürünlerin hep. O yüzden turizm bir numaralı Bursa'nın olmazsa olmaz sektörü ve bu konuda da iyi gittiğini düşünüyorum. Şöyle bir eleştirim var o sektörü de. Gelen turisti konaklatamıyoruz. Yani Bursa'da öyle bir de şey var, bir problem var. İkinci olarak da otomotiv sektörü çok iyi gidiyor. İhracat anlamında, iç piyasa anlamında çok kötü. Ama ihracatta şöyle bir şey, otomotiv sektöründe ithalata bağlı bir ihracat var. Orada bir sıkıntı yaratıyor. Tekstil sektöründe de yine ham madde yurt dışı kaynaklı olduğu için belli bir yere kadar katma değeri yükseltiyor. Ama ürünü söyleyeyim kumaş olarak gönderirseniz katma değeri düşük ama o ürünü ceket olarak gönderirseniz katma değeri yükseliyor. Bir de hizmetler sektörü işte sağlık özellikle o konuda da sıkıntılar var ama özellikle bahsetmek istediğim şey biz üretim şehriyiz. Bursa üretici bir şehir. Bütün planların bence buna göre yapılması lazım. Evet. Teşviklerinde olabildiğince stratejik olması gerekli herhalde ki özellikle Bursalı firmalarda yararlanabilsin bu çerçevede. Bakıldığında pek çok farklı müşteri kesimine hitap eden bir meslek grubunu temsil ediyorsun. Sonuçta herkes bir şekilde ekonominde nabzını tutmuş oluyor bu durumda. Bu kısa değerlendirmenin ardından biraz da meslek camiasında yaşananlara, maliye dünyası diyebileceğimiz belli oranda bu alana geçelim isterseniz. Özellikle
Odanın isminden de belli olduğu üzere muhasebeciler ve mali müşavirler, ki tabii ki muhasebeci kısmında serbest muhasebeci olarak ayırmanız lazım. Biraz iman zor söyleniyor. Burada genel olarak tarihsel perspektiften de bakacak olursak, yasal çerçeveden bakacak olursak hangi konular gündemde daha fazla yer aldı? Bugünlerde cari olarak hangi konular daha fazla öne çıkmakta? Bugün özel bir gün bizim için. Meslek yasamızın yasal düzenlemeye kavuşmasının 30. yıl dönümü. 1989 13 Haziran günü 3568 sayılı Serbest Muhasebe Cemali Müşavirlik Kanunu mecliste yasalaştı. Burada birkaç kişinin adını anmak istiyorum. Rahmetli Ekrem Pakdemirli, rahmetli Adnan Kahveci, tekrar o günlerde Grup Başkan Vekili rahmetli Alpaslan Pehlivanlı ve Hikmet Çetin, o zamanki Grup Başkan Vekili, onları bu yasanın çıkışında bize verdikleri destekler nedeniyle tekrar bir anmak istiyorum. O döneme kadar 40-50 yıl sürdü bizim meslek yasası mücadelemiz. Bu mücadeleye katılan tüm meslektaşlarıma rahmetli olanlar için özellikle anmak isterim. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugünden o güne baktığımızda belki çok şey değişmemiş gibi gözüküyor ama hiçbir yasanın olmadığı bir günlerden buraya baktığımızda çok büyük değişiklikler oldu. Bunları o mücadele yapan meslektaşlarımıza borçluyuz. Tabii bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Meslek yasamız dünyada 100 yılı devirdi. Bizde 30 yıllık bir geçmişi var. Bu buruk sevincimizin sebebi de şu. Çünkü bizler işlerimizi yaparken hastalanabiliriz. Çocuklarımız sıkıntıya düşebilir, yakınlarımız vefat edebilir ama buna rağmen yakınlarımızı defnedip tekrar iş yerimize gelip beyanname göndermek zorunda kalıyoruz. Bu çok acı bir durum. Bu konuda mutlaka bir yasal düzenleme, mücbir sebep diyoruz, zorunlu haller diyoruz. Mutlaka bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bunu özellikle belirtiyoruz. Bir de yasamız 30 yılını doldurdu. Güncellenmesi gerekiyor. Bizim şirketlerde çalışan arkadaşlarımız var, onlara bağımlı meslektaşlarımız diyoruz. Onların da yasada özellikle görevleri, sorumluluklarının tanımlanmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Bursa'daki tüm parti milletvekilleriyle görüşeceğiz. Üst birliğimiz TÜRMAP aracılığıyla bu değişikliklerin bir kısmını hemen harekete geçirebiliriz belki. Onları siyasi iradeye, partilere anlatacağız. Bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Hem mücbir sebep düzenlemesinin hem de bağımlı meslektaşlarımızın yasal sorumluluklarını mutlaka yasamızda tanımlanmasını istiyoruz. Yani burada baktığımızda siz tüm meslektaşların belli ölçüde bu yasa çerçevesinde muhakkak yerini alması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çalışmalar da başlamış görünüyor. Evet. Umut var mısınız yakın zamanda sonuç almak için? Gündem çok hareketli çünkü. Evet, ama umut her zaman var bizim için. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Bizler becerebileceğimizi düşünüyoruz. Daha yeni başladık göreve. Siyasi partilerle de randevularımızı aldık. Görüşeceğiz Bursa'daki il yönetimleriyle, belediye başkanlıklarıyla. Mutlaka bu işlerin takipçisi olacağız ve başaracağımıza inanıyorum ben. Peki burada akla şu da gelebilir baktığımızda, bağlı meslektaşlar konusu var. Sizin zaten serbest kategorideki çalışmalarınız var netice itibariyle. Ancak burada daha önce de kısaca söz ettik ama genelde bir beyanname doldurma, bunun sunulması, diğer temelde bürokratik işlem zorunluluklarının yerine getirilmesiyle bir koşturmaca var gibi görünüyor netice itibariyle. Ama özellikle mali müşavirlik çok daha üst seviyede bir bilgi donanımı gerektiriyor. Zor sınavlar söz konusu. Bütün bunlarla oluşmuş olan bu bilgi birikimi katma değerli bir şekilde firmalara dönebiliyor mu? Yönlendirici faktör ne oranda işliyor? Çünkü Avrupa örnekleri, Amerika örneklerinde çok daha üst seviyede bir katılım söz konusu firma yönetimlerine. Buradaki tablonuz nasıl? Burada şöyle bir durum var. Meslektaşlarımız, bizler de her zaman sizlere konuk olduğumuzda mutlaka iş yoğunluğumuzdan söz ediyoruz. Bizler bu sınavları hem okulda olsun eğitimlerimizi alırken hem sınav dönemlerinde ekonomi derslerimiz de var. Sadece vergi, sadece sigorta işi yapmıyoruz. Sigorta eğitimi almıyoruz. Ekonomi eğitimleri de, Türkiye ekonomisi eğitimi alıyoruz. Organizasyon eğitimleri alıyoruz. Yönetim dersleri alıyoruz ve bu konuda mesleki tecrübemiz arttıkça da yetkinliğimiz artıyor. Meslektaşlarımızın bu iş yoğunluğundan, vergi beyannameciliği yapmaktan kurtarmamız gerekiyor. O yüzden bürokrasinin de bu yeni dönemde bu anlayışla hareket ederek birçok bilgi, bildirim veriliyoruz. Bunların birçok kuruma veriyoruz. Bunların bir havuza toplanması. Böylece meslektaşlarımızın gerçek işlevine, mali müşavirlik, ekonomik danışmanlık kısmına geçmesini istiyoruz ki bazı arkadaşlarımız yapıyor.
Türkiye ekonomisine, Bursa ekonomisine çok faydası olacağını, faydamız olacağını düşünüyorum. Bu konuda arkadaşlarımız yatırım danışmanlıkları yapabilir, yönetim danışmanlıkları yapıyoruz da firmalarımızı da yönlendiriyoruz. İK danışmanlıkları yapabilir, yetkinlikleri var. Türkiye ekonomisi, Bursa ekonomisi hareketlenecekse mutlaka bu işin içinde mali müşavirlerin olması gerekiyor. Buna inanıyoruz ve bunu bir laf olsun diye söylemiyoruz. Hakikaten bu bilgi birikimine ve donanımına sahibiz. Bu önümüzdeki dönemde de bunu Bursa kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna kanıtlayacağımıza inanıyorum. Evet, fırsatın verilmesi önemli. Tabii burada firma yöneticilerinin, sahiplerin özellikle bilgiye ve bilene daha fazla değer vermelerinin de herhalde önemli bir faktör olduğunu söylemek mümkün. Peki burada yasanın 30. yaşından bahsettik. Evet. Netice itibariyle alınmış belli bir yol var ama eksikler var, tamamlanması da lazım ifadesinde kullandınız. Burada her zaman yasalar teoride genelde çok kaliteli, oturaklı çıkarlar yola. Yolda anlaşılır belki eksikleri ama uygulama sırasında da bazen aksayan, tıkanan noktalar oluyor veya teoridekinin gerçekle çok bağdaşmadığını görebiliyoruz. Bu çerçeveden bakacak olursak şu anki uygulama ile ilgili var mı sıkıntılar? Şöyle bir son dönemde çok popüler bir uygulama var. Poşet beyannamesi, çöp beyannamesi gibi söyleniyor. Bütün şu anda sizlerin, bizlerin alışveriş yaptığı mahallemizdeki bakkallar, marketler, manavlar poşet beyannamesi diye bir beyanname getirildi. Bütün bir Türkiye uygulaması, yani bunun fiilatta uygulanması çok zor. Takibi çok zor. 3 liralık 5 liralık bir vergi toplayacak devlet buradan ama vermemenin cezası 18 bin liralar. Yani külfet maliyet dengesi çok şey. Yani bunun biz bunu tespit ettik. Bunu ilgili makamlara söyledik. Daha birkaç aydır bu konu esnaf odalarına da bu konuda bilgi veriyoruz. Ticaret odasına vereceğiz. Direkt muhatabı biz değiliz ama sonuçta bu beyannameyi bizler düzenliyoruz ama bu işin üreticileri kimlerse bu, çünkü çevre temizliğine biz de katkımız olsun istiyoruz. Kesinlikle poşetlerden ücret alınmasında destekliyoruz ama bunun kaynağında özel tüketim vergisi gibi kaynağında olması, üreticilerine, zaten Türkiye'de bunu çok üreten firma yok, onların yapılması, bu kadar küçük esnafın, bütün manavların, bakkalların, eczanelerin bu işin içine katılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. İşte bu sizin sorduğunuz soruya en çarpıcı örnek. En sıcak, en cari. Daha da devamı gelecek. İşte kola kutuları, ilaç kutuları 30 Haziran gibi şu anda taslak olarak tebliği var. Aklınıza gelen envai çeşit ambalaj malzemesi için beyanlar verecek. Esnaf bununla mı uğraşacak? Karıyla mı uğraşacak? Zarayla mı uğraşacak? Ambalajın kaç adet, kaç tane olduğunu mu hesaplayacak? Açıkçası çok merak ediyorum. Özellikle de bu konunun gündeme gelmesini rica ediyorum. Bütün esnaf kesiminden ve ticaret odası kesiminden de. Yani sıkıntı yaşayanlar gündeme taşısın diyorsunuz. Evet. Netice itibariyle ki sağlıklı bir çözüm olsun. Neticede teorinin pratikle uyuşumu çok önemli. Evet. İfade ettiğiniz güzel, çarpıcı bir örnek oldu netice itibariyle. Ki burada baktığımızda meslektaşlarınızın yaşadığı meseleler içerisinde özellikle son dönemlerde Bursa açısından baktığımızda yurt dışı ortaklı çok fazla firmada söz konusu. Evet. Yurt dışı çıkış ihtiyaçları var. Geçtiğimiz günlerde avukatlara dönük yeşil pasaport uygulaması ile ilgili tabii ki gelişmeler yaşandı. Meslek camiasından da zannediyorum o tür beklentiler de oluşmaya başladı. O tablo nasıl? Bu konuda avukat arkadaşlarımızın bu yargı reformu çerçevesinde yeşil pasaport gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu dillendirdi ve yapacaklarını söyledi. Bunu kesinlikle destekliyoruz. Avukatlarımızın yeşil pasaport almasında hiçbir şey yok. Yurt dışına gitmelerinde, seminerlere, sempozyumlara katılmalarında biz faydalı görüyoruz. Ama aynı şekilde mali müşavirlerin de, işte bizim yabancı ortaklı şirketlerimiz var. Birçok Bursalı firmanın Bulgaristan'da, Karadağ'da, Sırbistan'da yatırımları var. Gidip geliyor arkadaşlarımız. Mutlaka bizlerin de, sadece mali müşavirleri kastetmiyorum, serbest meslek erbapları diyoruz. Avukatlar, mali müşavirler, doktorlar, eczacılar. Sonuçta görgülerini arttırmak için de uluslararası sempozyumlara katılmaları gerekiyor. Bunlar ani kararlar oluyor, yatırım kararları oluyor. Müşterilerimizin işleriyle ilgili bir gün kalkıp sabahleyin Romanya'ya gitmeniz gerekebiliyor. Yani yeşil pasaportunuz yoksa bu ihtimal çok zor. O yüzden avukatlarımıza için düzenlenecek yeşil pasaport düzenlemesini destekliyoruz. Onların yanına diğer serbest meslek erbaplarının, özellikle mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin de katılmasını istiyoruz.
Evet, bu anlamda da çalışmalar herhalde kesinlikle gündemde. Milletvekili arkadaşlarla mutlaka görüşmeler yapacağız bu konuda. Konuda sıcakken değerlendireceksiniz evet. Anladığım kadarıyla. İsterseniz biraz seçim atmosferine geçelim. Seçim derken tabii herkesin aklı belki de İstanbul seçimlerinde ama evet. Meslek odalarının kendi seçim dünyaları var. Siz taze atlattınız. Oradan biraz da yeni yönetimin şekillenmesine, projelerinize, hedeflerine geçeceğiz ama oda seçim değerlendirmesi dediğimizde özellikle iki ana grup bir yarış içerisindeydi. Siz nasıl çıktınız yola, özellikle seçim sürecinde öne çıkan temel unsurlarınız nelerdi? Neticede oluşan yeni yönetim nasıl bir yönetim? Bizim seçimlerimiz Bursa kamuoyunda eminim ilgili takipte çok şenlikli, çok panayır şeklinde geçen seçimler oluyor. Bizim meslektaşlarımız, rakiplerimiz değiller. Biz bir hizmet yarışı yapıyoruz. Meslektaşlarımıza bunu soruyoruz. Hem Çağdaş Grup, benim de ait olduğum grup, hem Mesleke Dayanışma ve Birlik Grubu. Çok centilmence bir yarış geçirdik. 26 Mayıs günü de seçimlerimizi tamamladık. Yaklaşık 3074 meslektaşımız seçime katıldı. Bursa'da 5000 mali müşaviri var. Buna baktığımızda %60'ın üzerinde bir katılım var. Tüm Türkiye'ye baktığımızda katılım oranı en yüksek odalardan biri. Meslektaş odasına sahip çıkıyor bu konuda. 9 yönetim kurulu üyemiz var. 5000 üyeyi geçtiğimiz için 9 yönetim kurulu üyesinin 5 yönetim kurulu üyesi benim de dahil olduğum Çağdaş gruptan oluştu. 4 yönetim kurulu üyesi de mesleki dayanışma grubundan oluştu. Onlar da seçim bittiği gün hepimiz aynı mesleği yapıyoruz. Mesleğimiz için çalışıyoruz. Artık Çağdaş Grup ya da Mesleki Danışma Grubu etiketlerimizi bıraktık. 27 Mayıs'tan itibaren mesleğimiz ve meslektaşımız için çalışmaya başladık. Kadınlarımız bu dönem ön seçimlerden kuvvetli bir şekilde güçleriyle çıktılar, geldiler. Yönetimde iki meslektaşım, kadın meslektaşım var. Denetim kurulunda bir kadın meslektaşım var. Disiplin kurulumuzda üç kadın meslektaşlarımız var. Bursalı meslektaşlarımız kadınları bütün Türkiye oranını 2 veya 3 kat daha kurullara seçerek getirdiler. Daha yüksek oylarla. O yüzden de kendi meslek grubumdan ve Bursalı meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Böyle bir meslek grubunun mensup olduğum için. Yani bir yerde sahip çıkma olgusunu net gördünüz. Katılımdan, ilgiden dolayı evet. Memnunsunuz seçim sürecinde ama netice itibariyle farklı gruplarla da yola çıkılsa ortak bir yönetim kesinlikle. Şekillendi. Ortak yönetimin ortak kararlarıyla yol alınacak bundan sonra. Çünkü özellikle sizin seçim öncesindeki vaatleriniz diyelim. Evet. Yani projelerinize baktığımızda da epey yapılacaklar vardı. Açıkçası uzun bir liste söz konusuydu. Dolayısıyla alacağınızda çok yol var. Netice itibariyle yönetimin üst seviyede performansı, icraatı önemli olacak bundan sonra. İsterseniz yavaş yavaş biraz da daha somut hem direkt üyelerinize dokunan hem müşterilerinize hem diğer STK'larla baktığımızda siyahatlar olsun, odalar olsun onlarla olan iletişiminizde bundan sonraki hedefleriniz ne olacak? Biz seçime hazırlanırken projelerimizi sunduk ve meslektaşlarımız o projelerimize bakarak bizlere destek verdiler ve seçildik, göreve geldik. En çok söylediğimiz genç meslektaşlara ofis desteği diye benim özellikle ekibimle beraber hazırladığımız bir projeydi ama projenin fikri bizden değildi. İzmir odamız bu projeyi yapmış ve uygulamış ve biz bunu görmüştük. Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta mutlaka odamızı ziyaret edeceğiz. Kendileriyle görüştük ve o uygulamanın nasıl olduğunu göreceğiz ve geleceğiz. O uygulamanın aynısının Bursa'daki genç meslektaşlarımıza da ofis desteğini sağlamaya çalışacağız. Hemen önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta tekrar şu anda randevu taleplerimiz iletildi. Hem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile hem Nilüfer Belediye Başkanlığı ile görüşmeler yapılıyor. Sosyal tesis. Bunun sözlerini daha önce seçimden önce almıştık. Meslektaşlarımız yoğun çalışıyor. Onları mutlaka akşamları veya gündüzleri bir uğrayıp mesleki paylaşımlarını yapabileceği, sorunlarını konuşabileceği sosyal ortamları oluşturmak istiyoruz. O konuda hemen çalışmaya başladık ve şeyleri yapacağız, başvurularımızı yapacağız. Öncelikler aşağı yukarı belli olmaya başladı ama daha farklı hedefleriniz de var. Onlarla evet. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Ekodinamik reklamların ardından devam edeceğiz. We'll be right back.
Maliye dünyasındaki son gelişmeleri mali müşavirlerin gözüyle değerlendirdiğimiz ekodinamik reklamların ardından devam ediyor. Program konumuz Sayın Doğan Yılmaz, Bursa Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı. Efendim ilk bölümde özellikle dünya ve Türkiye ekonomisine dair bir değerlendirmeniz olmuştu. Burada da yavaşlayan ekonomiye çare olarak tüketicinin cebine doğrudan ulaşacak bir paranın büyük önem taşıdığını ifade etmiştiniz. Elbette ki karlılık açısından, verim açısından firmalar adına düşük faiz ortamı, stabil kur ortamının önemi de büyük. Özellikle zorlu ihracat pazarlarında Bursa adına da. Mesleki açıdansa vurgunuz özellikle mesleki kanunun 30. yaşında yapılabilecek yeni düzenlemelere dairdi. Burada kritik hususlar da var. Bunu paylaştınız. Hatta yeşil pasaporta giden bir beklenti de mevcut netice itibariyle. Seçim sürecinden sonra projelerinizi, hedeflerinizi değerlendiriyorduk. Burada baktığımızda özellikle yeni binada kalmıştık. Tam yeni bina sosyal konusunda tesis. Sosyal tesisiniz olacaktı. Bununla ilgili hani somut kafanızda proje anlamında bir şey oluştu mu? Yoksa bundan sonra mı şekillenecek, yer konusunda ipuçları var mı örneğin yerel yönetimler? Şu anda bizim kendimizin belirlediği projemize uygun yerler tespit ettik. Tabii bunu o kurumlarla görüşmeden söylemek doğru olmaz. Bursa'mız bu konuda çok zor bir destinasyon. Çünkü arsa ve arazi şeyleri fiyatları yüksek. O yüzden ancak kamudan bir şey alabilirsek yapabiliriz bunu. O yüzden projemiz hazır. En azından taslak olarak belediyelerle yaptığımız görüşmelerden sonra hemen uygulamaya geçeceğiz. Başka da kendimizin hazırlamış olduğumuz önerilerimiz vardı seçimden önce. Özellikle bağımlı çalışan lafını özellikle konum şirketlerle çalışan arkadaşlarımız söyleyeyim. Hani bu kamuoyunun anlayacağı şekilde olsun. Bunların pozisyonlarını güçlendireceğiz diye özellikle seçimden önce söylemiştim. En önemli kısım her yıl iş yerlerine o arkadaşlarımızın patronlarına, iş adamlarına mektup göndereceğiz. Onların durumlarını anlatan, eğitimlerini anlatan, o meslektaşlarımızın firmalara sağlayabileceği faydaları anlatan yazılar göndereceğiz. Aynı zamanda onların tabi olacağı disiplin hükümlerini belirteceğiz. Arkadaşlarımızın eğitim çalışmaları ile ilgili kendilerine bilgi vereceğiz. İş adamlarının mali müşavirlerine bu konuda yapacağı yatırım kendilerine çok büyük geri dönüş sağlayacaktır. Bundan eminiz. Bu konuda kendilerinin dikkatini çekmek istiyoruz. Evet, projeleriniz arasında özellikle doğrudan hem kendi üyelerinize hem açıkçası diğer kurumlarda çalışan, siz çok önemsiyorsunuz, bağlı çalışanlar olsun farklı. Burada kamuda çalışanlar da söz konusu bakıldığında farklı kategorilerde de olsa ki sizin özellikle işbirliği içinde olmak durumunda olduğunuz kurumlardaki insanlar. Buradaki iletişim nasıl? Onlar adına neler söylersiniz? Bizim paydaşlarımız olan kurumlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir Dersi Başkanlığı, Bursa Vergi Dersi Başkanlığı. Biz her gün onlarla beraberiz ve çok yoğun çalışan kurumlardaki çalışanlar. Onların arasında benim meslektaşlarım da var. Vergi müfettişlerinin arasında mali müşavirler de var. Mali müşavir olsun olmasın, o kurumlarla çalışanların fiziki çalışma şartları, çalışma yoğunluklarını mutlaka kendileriyle istişare edeceğiz. Mutlaka kamu otoritesine bunları aktaracağız. Çünkü bizler bir değer yarattığımızda birlikte yaratabiliriz. Bize sağlanacak bir iyilik ya da konfor yetmez. Bizim paydaşlarımıza da bir fayda ve konfor yaratmamız gerekiyor. Netice itibariyle siz tüm ilgili kesimleri düşünme durumundasınız. Bunlarla ilgili de yeni yönetimin kafasında fikirler var. Evet, önceden. Aslında bütün bunların bir şekilde hayata geçmesi önemli. Baktığımızda Türkiye'de genel mesleki camia adına beklentileriniz var. Farklı açılardan Bursa'ya dönük beklentileriniz var. Bütün bunlar bir Ankara'da güçlü bir lobi ihtiyacını karşınıza çıkarmakta. Yasal düzenleme ve benzerleri konusunda iki Bursa'daki değişik ihtiyaçlarınız var. Ayrıca herkesle bir şekilde iletişim halindesiniz. Evet. Baktığımızda esnafla, sanatkarla olsun, ticaret sanayi odasıyla olsun, vergi dairesiyle az önce ifade ettiğiniz sosyal güvenlik kurumuyla. Bütün bu kurumlarla olan iletişiminizi nasıl planlıyorsunuz? Bundan sonra nasıl işleyecek sistem? Bu kurumlar biz bunları paydaşlarımız olarak görüyoruz. Yani biz de bu kurumlarla iletişimi düzenli, sadece resmi bir iletişim olarak değil, daha çok sosyal ortamlarımızda paylaşmaya başlayacağız. Birbirimizi formal olmayan ilişkilerle de birbirimizi belki biraz rahatsız edeceğiz.
Onların ihtiyaçlarını da, onlar belki kamu personeli olduğu için bazı şeyleri söylemekte zorlanabilirler. Onları bizler aracılığıyla ilettirebilirler. Aynı şekilde esnafımız, sanatkarımız ile ticaret odası üyesi olan iş adamlarımız. Bizler onların sıkıntılarını onlarla birlikte yaşıyoruz. Her gün işte kredi sorununu görüyoruz, faizi hep beraber yaşıyoruz, kur farkını her gün yaşıyoruz. Onların sorunlarını dile getirmek bizim için bir görev. Onlarla birlikte birçok projeyi birlikte yapmak istiyoruz. Hem iş adamları hem esnaf sanatkarımız. Özellikle esnaf sanatkarımızın şöyle bir sorunu var. Belki finansa ulaşmakta, belki krediye ulaşmakta, belki ekonomik danışmana ulaşmakta zorluk yaşayabilir. Böyle bir bütçeleri olmayabilir ama her birisinin bir mali müşaviri var. Ellerinin altında bu konuda mutlaka mali müşavirlerden, mali müşavirlerinden bu desteği alabilirler. Meslektaşlarımız bu konuda yetkindir. Esnaf sanatkarlar olsun, ticaret odası üyeleri olsun, mali müşavirleriyle bu kriz döneminde mutlaka iyi bir iletişim içinde olmaları kendi faydalarına olacaktır. Burada önemli bir mesaj paylaştınız. Özellikle esnaf sanatkar adına çok daha profesyonel yardım alabilirler. Bu imkan ellerinin altında var diyorsunuz. Evet. Peki burada Bursa'yı Ankara'da temsil anlamında baktığımızda beklentilerin iletilmesi özellikle sonuçta sahadasınız, eksikleri görebiliyorsunuz. Yeni kanun yapımına, yeni düzenlemelere dönük muhakkak ki fikirler olacak. Bu kanal nasıl açık olacak, nasıl işleyecek daha doğrusu? Bu kanal bizim bir üst birliğimiz var, TÜRMOB. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odalar Birliği. Zaten onlarla devamlı iletişim halindeyiz. Kendi Bursa milletvekillerimizin parti ayırmaksızın tüm partilerle zaten iletişime geçeceğiz. Yasal değişikliklerle ilgili hazırlıklarımızı, önerilerimizi tamamlayacağız. Danışman kadrolarımız var, meslektaşlarımız bu konuda yetkin. Öyle çok uzun şeyler, metinler şeklinde değil. Hemen ihtiyacı görebilecek, sıkıntıyı giderebilecek, belki yasal değişiklik gerektirmeden bürokratik düzenlemeye gerektirerek çözülecek sorunları kendilerine ileteceğiz ve bu kanalları açık tutacağız. Bursa milletvekilleriyle ister Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ister Milliyetçi Hareket Partisi'nden, İyi Parti'den, AK Parti'den mutlaka bütün şeylerle kanallarımız açık. Hiç kimseye ön yargılı değiliz. Hiçbir siyasi angajmanımız yok. Kendileriyle iletişim kuracağız. Gerekirse onları Ankara'da ziyaret edeceğiz. Gerekirse Bursa'da onları biz misafir edeceğiz. Ama mutlaka hem kendi sorunlarımızı hem ekonomi dünyasının sorunlarını kendilerine iletmekten geri kalmayacağız. Evet, buradaki önemli vurgu elbette ki iletişim. İletişim derken de burada üyeler arası iletişim önemli. Sizin yönetim ve üyeler arasındaki iletişiminiz ve belli ölçüde her odanın, her kurumu bir yayın organı, bir sistemi sesini duyurduğu bir aracı var netice itibariyle. Yeni döneme baktığımızda buradaki iletişiminiz nasıl şekillenecek? Yeni planlarınız var mı örneğin? Özellikle önce konvansiyonel medya dediğimiz işte bir televizyon, gazete, şu anda bulunduğumuz mekan gibi bunlarla iletişimimizi arttıracağız. Zaten ilişkilerimiz bütün Bursa medyasıyla iyi gidiyor. Daha da arttıracağız bu konuyu. Danışmanlık istedikleri takdirde kurumlarımıza, odalarımıza, tüm akademik odalara bu ekonomi konularında, vergi konularında, sosyal güvenlik konularında açığız. Her türlü desteği verme açığız. Bu konuda bizim de kendi sosyal medya hesaplarımız, Facebook, Twitter, Instagram, onları daha aktif kullanacağız. Üyeyle iletişimi belki sosyal medya üzerinden kurmak pek doğru olmayabilir ama oradan haberlerimizi kullanacağız. Ama kendileriyle birebir ofislerinde, iş yerlerinde ziyaret edeceğiz. Sadece seçim zamanları değil, seçimden sonra da kendileriyle iletişime geçeceğiz. Çünkü birlikte bir şeyler yaparsak sonuç alabiliriz. Tek başımıza kişi olarak Doğan Yılmaz bir şey yapamaz ama 5 bin mali müşavir Türkiye çapında 110 bin mali müşavir harekete geçerse birçok şeyi başarabileceğine inanıyoruz. Bunun da gücü iletişimden geçiyor. Sosyal medya yatsınamaz. Bunu mutlaka aktif kullanacağız. Sonuçta herkesin yararı için tüm iletişim kanallarını açık tutacaksınız. Daha da geliştireceksiniz görüldüğü kadarıyla. Peki burada baktığımızda özellikle genç arkadaşlar diyeyim, meslekte daha yeni yol almakta olan arkadaşlar için yol göstericilik önemli. Bununla ilgili de kafanızda fikirler var anladığım evet. kadarıyla ama özellikle onların mesleki formasyonunda daha yüksek ve cari ekonomi bilgisinin öne çıkması, bunun da az önce ifade ettiğiniz gibi müşteriler tarafından diyeceğim tırnak içerisinde firmalarca bir şekilde özümsenip de ekonomiye katma değer sağlanması hep birlikte önemli bir faktörü oluşturuyor. Bu anlamda sıcak bir şekilde gündemi takip etme anlamında ve özellikle yeni nesilleri forme etme anlamında bir düşünceniz var mı? Şu anda Türkiye'de yaşanan bir ekonomik sıkıntı var. Bunu az önce de belirttim. Bizim meslektaşlarımız bu konuyu en iyi görüyor,
yaşıyor. Biz şu anda meslektaşlarımızla ilgili kriz yönetimi dediğimiz, şirketlerde kriz yönetimi dediğimiz bir çalışma yapıyor. Bizim üst birliğimiz de yapıyor, biz de yapıyoruz. Bu konuda Türkiye'de ünlü hocalarımız var, danışmanlarımız var. Onları Bursa'ya getirip meslektaşlarımızın hemen hemen şu sıkıntılı dönemde hemen müşterilerine, firmalara faydalı olabilecek bilgileri kendilerine iletmeyi planlıyoruz. O konuda çalışmalara başladık. Genç meslektaşlarımın özellikle söylemek istediğim, eğitimlerini tamamladılar, aramıza katıldılar, hoş geldiler. Onlara ofis desteğini hazırlıyoruz. Onlardan da istediğimiz konu şu, kendilerini sadece vergi ve muhasebe konularında değil, yönetim, ekonomi, yatırım konularına da, dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi konularına da kendilerini hazırlamalarını istiyoruz. Artık dünya bir yarışma dünyası. Sadece bir disiplinde yetişmiş olmak yetmeyecek. Mali müşavir, mühendislik ve yazılım gibi konularla iç içe olacak. Ona göre kendilerini mühendislik dallarının bazı çok temel kısımlarıyla, yazılımın temel kısımlarıyla, psikolojinin ve sosyolojinin temel kısımlarıyla kendilerini, eğitimlerini bizler de sağlayacağız. Yetmez. Kendilerine bu konuya önem vermelerini istiyoruz. Onlara biz her türlü çalışmayı yapacağız. Ne yapacağız mesela? Onların da iş bulabilmesi için diyoruz ki bir müşteri kotası sistemi gelmesi lazım mali müşavirlere. Bir mali müşavir öyle 200-300 tane müşteriyle çalışmamalı. Bunu biz sağlamalıyız. Paylaşmazsak kazanamayız. O yüzden genç arkadaşlarımız hazır olsunlar. Biz bu çalışmayı da yapıyoruz. Mutlaka kota sistemi çok yakında yürürlüğe girecek. Bu çalışmayı da Maliye Bakanlığı yapıyor. Biz de yapıyoruz. O arkadaşlarımı tekrar söylüyorum. Kendilerini yetiştirsinler. Sadece vergi ve muhasebe değil. Diğer konularda da. Yani topyekun bir uzman haline gelmek lazım. Peki burada sizin elinize çeşitli veriler de geliyor. Netice itibariyle meslek grubu olarak baktığımızda son dakikalarımızda isterseniz biraz da o verilerden hareketle Bursa'da öne çıkan kavramları nasıl irdeleyebiliriz, nasıl bir manzara çizmekteler? Son dönemde yapılan istatistiklerde Türkiye'deki mükellef artış ya da firma artış sayısı %3'ler civarında kalmış. Bursa'da bu 4,5-5'ler civarında. Yani bu da biraz ihracata dayalı bir ekonomi olmamızın kaynaklandığını düşünüyorum. Ayrıca gayrimenkul sermaye dediğimiz kira geliri elde edenlerde bir hızında bir azalış olmuş. Bu da şunu gösteriyor. Bu demektir ki inşaat sektörümüz eskisi gibi çalışmıyor. Çok sıkıntılı bir durumda. Satışlar olmuyor ki gayrimenkuller satılmıyor ve kiralanmıyor. Bu o anlama gelir. Bu sektörün de acil bir şekilde sorunlarına ne kadar çözüm önerisi sunabiliriz bilemiyoruz ama Türkiye'nin sorunu ama tekrar söylüyorum. Bursa ihraca dayalı ekonomiye dayandığı çok belli oluyor. Mükellef sayıtlarında %5'lere yakın bir artış var. Türkiye'nin çok üstünde. Bu meslektaşlarımız için de yeni iş alanları demek. O açıdan meslektaşlarımızın hazır olması lazım. Kendilerini yeni müşterilerine yeni alanlar açmak, kendilerini yeniler açmak konusunda kendilerini hazır tutmalılar diye düşünüyorum. Evet, ciddi bir değişim dönemi de aynı zamanda baktığımızda bu tür zamanlarda ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Siz de özellikle yeni nesillere çok daha donanımlı olun diyorsunuz. Evet. Netice itibariyle iş bulmanın ya da iş alanı üretmenin kolay olmadığı dönemdeyiz. Ama siz projelerinizle, hedeflerinizle meslektaşlarınızı işsiz bırakmamayı hedefliyorsunuz temelde gördüğüm kadarıyla. Bizim yani o kota meselesi özellikle bahsettiğim halk arasında kota deniyor ama bizim kendi dilimizle büro hizmet standartları. Bu hem ekonomik fayda sağlıyor. Neden? Bir mali müşavirin belli sayıda müşteriyle çalışması demek o müşteriye daha iyi hizmet vermesi demek. Sadece vergi muhasebesi yapmak değil, sadece beyanname doldurmak değil. Ona ekonomi, ona finans, yatırım danışmanlığı yapması demektir. Bu aynı zamanda iyi ücret almasına imkan verecek. Ayrıca yeni meslektaşlarımıza iş imkanı sağlayacak. Herkesin kazanacağı bir ortam sağlanmış olacak. Evet. Yeni yönetim döneminiz ciddi projelerle başlamış görünüyor. Ben de sizlere bu dönemde başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Katılımınızdan dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ederim Bursalı meslektaşlarım adına. Evet, Ekodinamik'in bu haftalık sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.